Merhaba. Bir günlük aradan sonra Bitcoin teknik analizine devam ediyoruz. Son birkaç gündür gerçekten de çok sıkışık bir piyasa vardı. Bu sıkışık piyasa yaklaşık 2 saat kadar önce yukarı yönde hareketlendi. Peki bu yükseliş içinde bulunduğumuzu düşündüğüm Elliott 5. dalgası içerisindeki bir tepki yükselişi mi? Yoksa fiyatlar artık yön değiştirdi ve Bitcoin'deki düşüş trendi bitti mi? Bu videoda bu soruların cevaplarını arayacağız. Bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla kurduğum bu kanala abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız bana daha büyük bir kitleye ulaşma şansı vermiş olursunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Hemen bugünkü teknik analizimize başlayalım. Öncelikle ben son birkaç teknik analizde videomda özellikle Vurgulamaya çalıştığım iki tane trend çizgisine tekrar çizmek istiyorum. Bunlardan birisi 19.891 ve 17.252 ve 11.750 puan seviyelerinden geçen düşen trend çizgisi. Bu bizim için çok kuvvetli. Tren, düşen bir trend çizgisi ve önemli bir e, seviye. Aynı zamanda 2017 Temmuz ayında oluşmuş olan 1900 dolar seviyesiyle Eylül ayındaki 3000 dolar seviyesindeki diplerden geçen ve en son Şubat ayının başlarındaki 6000 dolarlık diple de teyit edilmiş olan yükselen trend çizgimiz, bunu kırmızı renge çevirmek daha doğru. Çünkü burası eğer aşağıya kırılacak olursa bu seviye aşağıya kırılacak olursa o zaman analizi tekrar e, gözden geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu 19.891 dolarlık e, zirveden gelen düşen trend çizgisi aslında bizim için çok önemli. Bunu şöyle göstermek istiyorum ben aynı zamanda. Bir saatlik grafiğe dönersek eğer yaklaşık şu şekilde bir çizgimiz var. Evet şöyle bunu hafif milimetrik e, ayarlamaya çalışıyorum ki bu 11.750 e, 776 dolarlık zirve önemli bir seviyede bizim için burası da şöyle şunu evet şu şekilde bir düşen trend çizgimiz var bizim. Bir saatlik grafikte yapıyorum ki bunu daha hassas bir çizim yapabilelim diye. Şimdi son birkaç gündür alçalan bir takoz formasyonundan e, haberiniz var. E, teknik analizle uğraşan herkes Bitcoin'in teknik analizini yapan hemen hemen herkes bu takozu konuşuyor alçalan e, takoz formasyonunu ve bu yukarı yönde kırıldı evet ama yükseliş nereye kadar devam eder sorusunun cevabını arıyoruz bu videoda. Gerçekten de takoz formasyonu oluştu ama takoz formasyonu... E, büyük düşüşlerin sonunda oluşan bir formasyondur aslında ve bu formasyonun yeri açıkçası çok da hoşuma gitmiyor benim çünkü orta vadeli düşen trend çizgisine çok yakın bir yerlerde gündeme geldi oluştu. Dolayısıyla burada e, bence tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyorum çünkü kısa ve orta vadeli yatırımcılar için Önemli bir çizgi daha elde edeceğim şimdi şu düşen tren çizgisinden e, dolayı Bunun kopyasını alıyorum ve aşağıya doğru sürüklediğim zaman Bakın bu takoz formasyonunun alttaki Çizgisine neredeyse paralel bir çizgi elde etmiş oluyorum yani ben Şunu kaldırdığım zaman Aslında Düşen tren çizgisinin paralelini çizmiş olmakla şöyle bir çizgiye düşen e, trend çizgisi daha elde etmiş oluyorum. Bunları kilitleyelim. Bunlar bizim için çok önemli. Birazdan e, açıklayacağım sebeplerini. Ve yine bunun da paralelini alalım. Bunun bir paralelini aşağıya çektiğimiz zaman da bizim zaten... 19.891 zirvesinden beri e, gündemde olan ve teknik analiz videolarımda da sık sık çizdiğim bu e, orta vadeli düşen kanal içerisindeki hareketimize devam ediyoruz. Diğer taraftan bir hususu daha hatırlatmak istiyorum ben. Daha önceki videolarımda yine Elliot 5. dalgası içerisinde olduğumuzu e, kabul ettiğimi söylemiştim. 19.891 dolarlık zirveden başlayan düşüş... 12 bin, 13 bin dolarlık seviyelerde dip oluşturup buradan tepki yükselişi 17.252 dolar seviyesine kadar devam etti ve Elliott dalga teorisinin olmazsa olmaz koşullarından birisi olan en uzun ve en sert düşüşlerin yaşandığı 3. dalga 6000 dolarlık dip seviyesinde sonlandı ve buradan gelen tepki yükselişi de birinci dalganın dip seviyesinin üzerine çıkamayarak 4. dalgayı oluşturup 11750 e, seviyelerinde sonlandı. Ve şu anda biz 5. dalga içerisindeyiz. 5. dalganın içerisindeysek eğer e, bu tabii ki üçüncü dalgadan da daha düşük seviyelerde de olabilir teori gereği. E, üçüncü dalga seviyesinin üzerinde de sonlanabilir başarısız bir dalga olarak. Ben şimdi rastgele bunu herhangi bir yere bırakıyorum. Dolayısıyla şu anda biz beşinci dalga içerisindeyiz. Peki beşinci dalga içerisindeysek düşüş e, şu anda yaşadığımız yükseliş belki, belki de beşinci dalganın içerisindeki alt dalgalardan yani birinci dalga belki şurada bitti ve şu anda belki de ikinci dalgayı yaşıyoruz. Üçüncü dalga çok daha sert gelecek belki de ya da daha yani daha zamana yayılmış bir şekilde oluşacak belki de bunu hep birlikte göreceğiz ve dördüncü beşinci dalgalar oluşacak. Bu dalgaları ben rastgele çiziyorum şu anda. Yani hiçbir e, hedef tayini yapma amacıyla bu şekilde bunları buraya bırakmadım rastgele bırakıyorum yani sadece şu anda 5. dalganın içerisindeki 2. dalgada bulunabiliriz e, sorusunu gündeme getirmek için şimdi eğer 2. dalga içerisindeysek tabi bu bir tepki yükselişi demektir o durumda da bizim 11.776 seviyesiyle e, dün görmüş olduğumuz 9.270 dolar seviyelik Noktaları zirve ve dip seviyelerine birleştirerek Fibonacci geri çekilmesini elde ediyorum. Bakın 11.770 Evet 770 diyelim. Aşağısı da 9270. Dolayısıyla bizim bu 9270 dolarlık seviyeden yukarı yöndeki tekke e, yükselişinin hedefleri 9860, 10225 ki burası gerçekten de şu anda direnç olarak karşımızda duruyor geri çekilme yani şu seviye. Bakın bu seviye gerçekten de önemli bir direnç olarak karşımızda son 2 saattir. Buranın da kırılması durumunda 10.520 dolarlık seviyede 0.50'lik geri çekilme Fibonacci geri çekilmesi söz konusu olacak. 0.50'lik geri çekilmenin de kırılması durumunda 10.800 ve 11.200 dolarlık hedefler var. Yalnız 10.800 dolar seviyesinden sonra... Yani şuralarda karşılaşacağımız bir dirençten sonra da bu orta vadeli düşen trend çizgisinin oluşturacağı 10.960-950 dolar seviyesinde yine bu sefer düşen trend çizgisinden kaynaklı çok çok kuvvetli bir dirençle karşılaşacağız. Dolayısıyla kısa ve orta vadeli yatırım düşünülmesi için 10.950-11.000 dolar seviyesinin kuvvetli bir işlem hacmiyle yukarı kırılmasında fayda var. Eğer ki bu yükseliş, tepki yükselişi 0.38'lik seviyede son bulduysa yani şu şekilde ise burası 0 yani şöyle yapalım. Şunu alacağım. Evet şurası 0. Burası 1 ise ve burası ikinci dalga 0.38'lik bir geri çekilmede son bulduysa bu sefer de düşüş söz konusu olabilir. Geri dönebilir fiyatlar ee, ve rastgele atıyorum bunları yine. Bu e, düşüşte de nerelere dikkat etmemiz gerektiğine destek seviyelerimizi belirlememiz gerekir diye düşünüyorum. Destek seviyelerimiz ise bizim bu geri çekilmede yani söz konusu bir çekilme durumunda. 9500 dolar seviyeleri önemli destek seviyemiz. Çünkü bu son birkaç gün içerisinde defalarca test edildi. Saatlik grafiğe bakarsanız da bakın Buralarda defalarca test edildi. Dolayısıyla 9.550 dolar seviyeleri önemli bir destek. Buranın kırılması durumunda da 9.300, 9.250, 9.300 dolar seviyesi yine önemli bir destek olarak karşımıza çıkacak. Yine bugün içinde e, buradaki bu düşen trend çizgisinin alttaki düşen trend çizgisinin oluşturacağı destek seviyesi de 9.100 dolar seviyeleri. Dolayısıyla 10225 10250 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 10500 söz konusu olabilir 10500'ün de yukarı kırılması durumunda 10950 11000 dolar seviyesine kadar bir yükseliş söz konusu olabilir Gün içinde trade yapmak isteyenler bunu değerlendirebilir ama yatırım tavsiyesi değil ve ben gün içi trade'i zaten kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bitcoin'de çok sert hareketler çok kısa zaman dilimlerinde olup bitebiliyor. Bunu yakalamak bazen mümkün olmayabiliyor. Zarar etme ihtimaliniz çok yükselir. Dolayısıyla kısa vadeli ve orta vadeli yükselişler içinde. de bazı e, düşen trend çizgilerinin yüksek işlem hacmiyle yukarı kırılması da önemli diye düşünüyorum. Yine günlük analizde hemen makti ve reisi göstergelerine bakalım. Daha sonra da 4 saatlik grafiklere bakalım ve bugünkü analizimizi sonlandıralım. Günlük analizde makti yönünü yukarı doğru çevirmiş ama birbirine çok yakın mavi ve kırmızı çizgi. Gösterge ise negatif seviyesine geçmesi e, an meselesi geçmeye edebilir. Buradan tekrar ivmelen edebilir. Tabi o durumda fiyatlar 10, 11 bin dolar seviyelerine kadar yönelme durumu söz konusu olur. Dolayısıyla maddi için bugün ve yarınki kapanış çok önemli bunları görmekte fayda var diye düşünüyorum. Yine RSI'ye bakacak olursak günlük grafikte de RSI da normal sınırları içerisinde hareketine devam ediyor. 30 ile 70 arasında ve bizim daha önceki analizlerimizde bahsetmiş olduğum 60-61 puan seviyelik RSI'dan da şu anda Aşağıda dolayısıyla bunu da takip etmekte fayda var ee, ama şu anda RSI için kritik bir seviye söz konusu değil. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte RSI'de şu şekilde bir şunu iptal ediyorum. Şu şekilde bir düşen trend söz konusu pardon şunu şöyle alalım. Şurada görmüş olduğunuz bir düşen trend söz konusu şu an itibariyle içinde bulunduğumuz 4 saatlik dilim itibariyle RSI bu düşen trend çizgisinin oluşturduğu direnç seviyesinde dolayısıyla buranın mutlaka takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Burası RSI'ın şu anki değeri 56.22 yaklaşık. Buranın yukarı kırılması durumunda biraz önce bahsetmiş olduğum 10.500, 10.800 ve 10.950 dolarlık hedefler söz konusu olabilir. 4 saatlik grafikte MACD yönü yukarı çevirmiş, gösterge de yönü yukarı çevirmiş gözüküyor. Dolayısıyla gün içi e, trade'i ben e, tavsiye etmiyorum ama e, bu aralıklar dahilinde hani destek ve direnç seviyeleri dahilinde stop loss uygulayarak trend yapılabilir tabii ki. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum ben. Ama kısa ve orta vadeli yatırımlar için de bu düşen trend çizgisinin direnç seviyelerinin yüksek işlem hacmiyle yukarı kırılmasında fayda var diye düşünüyorum. Benim bugünkü Bitcoin ile ilgili teknik analizim bu kadar. E, kritik seviyelerdeyiz hala. Ee, olay henüz tam olarak netleşmiş değil. Ee, umarım hepimiz e, bol kazançlı günler görürüz, önümüzde doğru kararlar alacağımız. Beni desteklediğiniz için te teşekkür ederim. Ee, kanalıma videolara paylaşarak beğenerek ve yorumlarınızı bırakarak beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İyi akşamlar dilerim.